Dua, doğru bilgilerin, bak şimdi, burayı kaçırmayın. Doğru bilgilerin ardı sıra Rabbine karşı sıralanması, tefekkürüne, teslimiyetine, aklına ve tasavvurunu kıblesine koymaktır. Yani doğru bilgilerin, makul isteklerin ardı sıra sıralanması, yani dua edilmesi ne demektir? Bir, tefekkürüne, iki, teslimiyetine, üç, aklına, dört, tasavvuruna, bu tasavvurlarının kıblesine koymaktır. Yani düşünceyi kıblesine koymak. Yanlış düşündüğümüzden dolayı kendimizi kötü hissediyoruz. Kötü hissetmeyi kaldırmak için doğru düşünmen lazım. Doğru düşünmek için de durup dururken olmuyor. Dua. Dua çapraşık düşünceleri kıblesine koyar. Bütün pozitif düşüncelerin, sözlerin sıralanmasının dua vesile oluyor. Yani bir sürü düşüncelerimiz var. O var, bu var, şu var, şu var. Bir sürü düşünceler var. Ama bunların içerisinde doğru düşünebilmek için onlardan ayıklanması lazım. Onu ayıklayan duadır. Çünkü dua pozitife yoğunlaşmaktır. Artık dua ettiğin zaman hiçbir kötü düşünce gelmiyor. Yani Allah'ım beni şöyle yap, Allah'ım beni işte hasta et, yani ya Rab bunu verme, yani vesaire. İlk önce böyle pozitif şeyler oluyor. Bunu ne yapıyorsun? Karmaşık düşüncelerinden pozitife odaklanıyorsun.